gibi, hem var hem yokmuş gibi. Ben ona resmen aşığım. Bunu benden almasınlar, bize bulaşmasınlar, arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar. Ben ona resmen aşığım. Bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi. Ben ona resmen. Şeytanla bir olmuş gibi, küt diye gidecek gibi, her yöne sapacak, ne yap ne sen yapacak gibi. Bize bulaşmasınlar, arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar. Ben ona resmen aşığım. Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi. Bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi. Ben ona resmen. Yani şimdi size evi ben bırakayım diyecektim ama Hayat Hanım'ın bu konuya sıcak bakmadığını bildiğim için susuyorum. Ama Hayat'ın bu konuda bir suçu yok ki. Şimdi o bu ara bizde kalıyor ya. Bizim de işte komşular, ev sahibi falan biraz fazla mutasip. Ondan dolayı öyle oluyor. Evet evet. Şimdi bu Yiğidim, Aslanım, Dalyan'ım da kuzenim olarak girip çıkıyor eve. Onun için sen merak etme tertip. Kızlar bende. Evden eve nakliyat. Ben de kaçıyorum. Bu arada harika bir gündü. Emeğe geçen herkese teşekkürler. İyi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi abicim görüşürüz. Kendine iyi bak Bambi. Sen de. Eyvallah. Sen de. Görüşürüz, bay bay. O zaman bu ne demek oluyor? Sevgilimi bir süre daha evinden alıp evine bırakma keyfinden mahrum kalacağım anlamına geliyor. Aslında bir yolu var biliyor musun? Senin hiç buradan gitme ben. Hayır. Evin önüne kadar gelmezsen sorun olmayabilir. Nasıl yani, sokağın başında mı bekleyeceğim? Evet. Zaten amaç o yolu beraber gitmek değil mi? Zor mu geldi? Yok. O zaman yarın sabah kimseye söz vermiyorsunuz. Ben sokağın başında sizi bekliyor olacağım hanımefendi. İyi madem, yani madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, kabul edeyim ben de. Adresi sana gönderirim. Tamam. Gidiyorum ben. Kızlar beni bekliyor zaten. Gittim.